Ülkesinde 8 aydır devam eden muhalif gösterileri ordu eliyle bastırmaya çalışan Suriye lideri Beşar Esad bölgesinde giderek yalnızlaşıyor. Esad'a istifa çağrısı yapanlara Ürdün Kralı Abdullah da eklendi. İngiliz medyasına konuşan Abdullah, Suriye Devlet Başkanı'na siyasi diyalog sürecini başlatıp iktidarı terk etmesi tavsiyesinde bulundu. Suriye'nin üyeliğini 16 Kasım'dan itibaren askıya alacak olan Arap Birliği'nin Genel Sekreteri Nebil El Arabi de bu ülkeden muhalif gruplarla dün Kahire'de bir araya geldi. Arabi önümüzdeki günlerde Suriye'ye 500 kişiden oluşan bir gözlemci heyet gönderileceğini belirtti. Avrupa Birliği'nin dünkü Dışişleri Bakanları toplantısındansa Suriye'ye uygulanan yaptırımların ağırlaştırılması kararı çıktı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada Avrupa Yatırım Bankası'ndan Suriye'ye kredi akışının durdurulacağı belirtildi. Bu arada Suriye'nin Ürdün sınırı yakınlarında dün hükümet güçleriyle rejim karşıtları çatıştı. Olayda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi. Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanı El Muallim, ülkedeki Türk diplomatik temsilciliklere yönelik saldırılar dolayısıyla dün Ankara'dan özür diledi.